Herkese merhaba. Yeni bir örgü videomla yine sizlerle birlikteyim. Bu sefer sizlerle örmesi çok kolay, her türlü örgünüzde uygulayabileceğiniz yalancı Selanik ya da kolay Selanik olarak geçen Selanik modelinin yapımını paylaşacağım. İster bebek örgülerinde, ister yetişkin erkek, ister yetişkin bayan örgülerinde, battaniyelerde, ev tekstilinde, her türlü örgüde, atkıda, berede uygulayabileceğiniz çok kolay, çok hızlı ilerleyen, kolaylıkla takip edebileceğiniz bir örnek. Her iki yüzünde de aynı görüntüsü olan bir model. Model 4 ilmek ve katları artı 1 ilmekten oluşuyor. Model kurarken ilmek sayısı çok önemli. Çünkü modeli ilmek sayısı üzerine kuracağız. Alt kısmında bir ters bir düz lastik uyguladım. Yine burada da bütünlüğü sağlamak için şimdi örerken lastiği göstereceğim. Lastiği kurma şeklimiz de önemli. Hep birlikte yapılışına geçelim isterseniz. Model için ben şişime 21 ilmek hazırladım. 20 ilmek 4'ün katları artı 1, 21 ilmek. Birkaç sıralık şöyle lastik örgü ördüm. Lastik örgüyü kurarken ilk sırada modelin ön yüzü olacak ilk sıramız. İlk sırada bir ters, yani kenar ilmeğinden sonra bir düzle başlayacağız. Kenar ilmeğini ters olarak ördükten sonra mutlaka bir düzle başlayacağız. İkinci ilmeğimiz düz olacak. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Ön yüzde dediğim gibi kenar ilmeğimden sonraki ilmeğim mutlaka lastikte düz olacak. Bütünlüğünü sağlamak için, yoksa ters ilmeklerin üzerine düz devam eder ve bir kesiklik, kopukluk oluşur. Evet, sıra boyunca ilmeklerimi yönlerine göre devam ediyorum. Arka yüzde de yine ilmeklerimi yönlerine göre örmeye devam ediyorum. Kenar ilmeğimi aldım. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Sıra boyunca lastik örgümü örerek tamamlıyorum. Örmesi çok kolay. Gerçekten her türlü örgüde rahatlıkla uygulayabileceğiniz bir model. Özellikle erkek örgülerinde, hırkalarda, yeleklerde yakışan bir model, süeterlerde. Evet, arka sırayı da tamamladım. Şimdi modelimi kurmaya başlıyorum. Bakın. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğim dahil 3 tane ilmeğim ters olacak. Bu birinci tersim. 2, 3. Şişimde 3 tane ters ilmeğim oldu. Sonrasında 1 ilmek düz örüyorum. 3 ilmek ters. 1, 2, 3. 1 ilmek düz. 3 ilmek ters. 1, 2, 3, 1 ilmek düz. 3 ilmek ters. 1, 2, 3, 1 ilmek düz. 3 ilmek ters. 1, 2, 3, 1 ilmek düz. Bakın, burada bir tane ilmeğim artıyor kenar ilmeği olarak. Bunu da düz olarak örüyorum. Örgümün arka yüzüne geldim. Arka yüzde de aynı işlemi yapacağım. Kenar ilmeğim dahil 3 tane tersle başlıyorum. Bu birinci tersim. 2, 3. 3 ilmek ters olarak ördüm kenar ilmeğim dahil. Sonrasında 1 ilmek düz. 3 ilmek ters. 1 ilmek düz. 3 ilmek ters. 1, 2, 3, 1 ilmek düz. 3 ilmek ters.
Bir ilmek düz. Üç ilmek ters. Bir ilmek düz. Bakın burada da yine bir tane ilmeğim arttı. Düz olarak örüyorum. Bu artan ilmekler sayesinde modelimiz aynı şekilde devam ediyor. Tekrar ön yüze geldim. Aynı işlemi yapmaya devam ediyorum. Kenar ilmeğimle birlikte 3 ilmek ters. 1, 2, 3. 1 ilmek düz. Tekrar 3 ilmek ters. 1, 2, 3. 1 ilmek düz. 3 ilmek ters. 1, 2, 3. 1 ilmek düz. 3 ilmek ters. 1, 2, 3. 1 ilmek düz. 3 ilmek ters. 1, 2, 3. 1 ilmek düz. Yine kenardaki düz ilmeği. Arka yüze geçiyorum. Aynı işlemi yapıyorum. Bakın kenar ilmeğim dahil. 3 ilmek ters. 2, 3. 1 ilmek düz örüyorum. 3 ilmek ters. 1, 2, 3. 1 ilmek düz. 3 ilmek ters. 1, 2, 3. 1 ilmek düz. 3 ilmek ters. 1, 2, 3. 1 ilmek düz. 3 ilmek ters. 1, 2, 3, 1 ilmek düz. Kenarda artan 1 ilmeğim de düz. Yavaş yavaş modelim belirginleşmeye başladı. Tekrar devam ediyorum. Kenar ilmeğimi aldım. 2, 3 ilmek ters, 1 ilmek düz. 3 ilmek ters, 1 ilmek düz. 3 ilmek ters, 1 ilmek düz, 3 ilmek ters, 1 ilmek düz, 3 ilmek ters, 1 ilmek düz ve kenar ilmeğim. Arka sırada yine kenar ilmeğim dahil 3 ilmek ters, 1 ilmek düz, 3 ilmek ters, 1 ilmek düz, 3 ters, 1 düz. Modeli kurduktan sonra takip etmesi gerçekten çok kolay. Herkesin örgüye yeni başlayanların dahil kolaylıkla örebileceği, takip edebileceği bir model. Evet, arka sırayı da tamamladım. Şöyle biraz belirginleşti artık modelim. Gayet güzel duran bir örnek. Bakın lastiği de dediğim gibi kurduğumuzda buradaki düz ilmeklerden direkt devam ediyor. Aradaki ters ilmeğe denk geldiği zaman modelde kopukluk oluyor. Şöyle büyük parçada tekrar göstereyim. İster kalın iplerle ister yine orta kalınlıkta iplerle uygulayabilirsiniz. Gayet güzel bir örnek. Yapacakları şimdiden kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Yeni videolarda yeni modellerle görüşmek üzere. Hoşça kalın.